Yerinde olsam hiç düşünmeden kabul ederdim teklifi. Hamdan Sultanımız sizin gibi düşünmüyor. Kimse benim gibi düşünmez. Safiye Sultan teklifi kabul etmeyeceğini biliyor. Maksadı suyu bulandırmak. Bunca senedir saraydayım. Suların berrak olduğuna hiç şahit olmadım. Anlaşılan sen kararını vermişsin. Kabul edeceksin. Kedisi Elizabeth gibi peşinden dolanacaksın. Zira sen de biliyorsun ki savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, sonunda hep Safiye Sultan kazanır. Ben bir askerim sultanım. Ocakta ilk öğrendiğim şey, hiç kimse yenilmez değildir. Sultanım, neler oldu, kabul edecek miymiş? Bilmiyorum. Gözleri hem ateş gibi aydınlık hem de gece gibi karanlık. Gizlediği bir şeyler olduğuna yemin edebilirim. Fahriye Sultan çok sevinmiştir bu işe onca yaşlı paşadan sonra. Sultanım, hünkârımız istirahata çekildiler. Âlâ. Daha sonra ziyaret ederim. Safiye Sultan'a izdivaç cevabını verir vermez haberim olsun. Reddedince ne diyeceğini merak ediyorum. Cevabımı verdim. Ne yaptı peki? Öfkeden delirdi mi? Fahriye Sultanımızla evleneceğim sultanım. En doğrusu bu. Kimin için doğru? Senin için mi? Bizim için mi? Yazık. İlk fırsatta sırtımızdan hançerleyecektin demek. Herkesin gözü üzerinde. Daha şimdiden yüzlerce düşman edindim. Nefretle bakıyorlar bana. Eğer hanedana damat olursam sesleri bıçak gibi kesilir. İtibarım artar, elim güçlenir. Böylece hünkârımızı ve sizi daha iyi koruyabilirim. Fahriye Sultan'la bilmem hangi cehennemdeki sarayda gönül eğlerken nasıl yapacaksın bunu? Aca, haremde her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Lakin gürültüsü eksik olmuyor. Yeniçeri Ocağı'ndan Zülfikar Ağa yollamış. Gizlice verdiler. Hayli mühimmiş.